biraz işlerim olduğu için kıraathaneye geç gitmiştim. İçeri girdiğimde bir de ne göreyim? Eski Çanakkale mebusu Vecihi Çençalar elinde gırnata ile döktürüyor. Diğer mebuslar da onu seyrediyorlar. Mebuslar iyice eğlendikten sonra kısa fasıl bitti. Kısa fasıl bitince bizim mebuslardan biri demez mi? Yahu biz niye koro oluşturmuyoruz ki? Tabii adamlar der demez bizimkiler durur mu? Hurra diye herkes tamam diye bağırmaya başladılar. Bu durumu Reis Zeydan Bey'e anlatmak bana düşmüştü. Ben de kendisini cepten aradım ve durumu izah ettim. Zeydan Bey'e durumu anlattıktan sonra Zeydan Bey'in dediği şuydu. Öğleden sonra geldim de ilgili arkadaşlarla müzakere edelim dedi. Reis Bey'in bu cevabından sonra bizimkiler de başladı düşünmeye. Bunlar düşündükçe kendi kafalarından koro oluşturmaya başlamışlardı bile. Falan kanun çalıyor yaz liste, falan bağlamacı yaz falan. Her gelen bir şey söyleyince habire liste oluşturuyordu. Liste bayağı bir oluşmuştu. Bayağı bir liste oluşturduktan sonra oradaki herkes bu işin şefliğini Vecihi Şençalar'ın yapmasını istiyordu. Bu söylenenden sonra Vecihi Bey de bendeki listeyi aldı ve şöyle bir gez gezdirdi. Listeyi inceleyen Vecihi Bey de eksik birkaç sazcı var onları da bulmak lazım dedi. Bu esnada kahveci Temel Bey hemen söze girdi. Ben de kemençe çalarım beni de yazın. Temel'in bu söylediklerinden sonra herkes tamam dedi. Ama Vecihi Bey yüzünü buruşturdu. Belki istemiyordu. Öğleden sonra reis gelince hemen müzakerelere başlandı. Müzakereler devam ederken Vecihi Bey ayağa kalktı ve önlüğünü ilikledi. Tamam. Reis Bey, kıraathanemizdeki koro için arkadaşlar beni şef sıfatına uygun görmüşler. Reis Bey, eğer uygun görürseniz işe başlamak isteriz dedi. Reis Bey boğazını temizledikten sonra konuşmaya başladı. Değerli arkadaşlar, sanat bir milleti millet yapan en asıl kültür unsurlarından birisidir. Sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. Elbette bu milletin bir ferdi olarak bu toplumun sanattan kalması ayrı düşünülemezdi. Öncelikle bu fikri ortaya atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ancak sanat meselesi yetenek ister. Duygu ister. Ancak bu histen ve bu beceriden yoksun kişileri de dinlemek münasip olur. Şimdi Vecihi Bey'in bu konuda taraftar olduğuna ben de hemfikirim. Onun şefliği elbette münasiptir. Ancak kurulacak olan bu koro Alaturka mı olacak, Alafranga mı olacak? Eğer Alaturka olursa sanat musikisi mi icra edecek yoksa halk musikisini mi icra edecek? Yoksa hafif müzik dediğimiz musikiyi mi icra edecek? İcra edeceği şeye göre düzenlemek lazım. Buna karar vermek lazım. Bizim Temel hemen lafa atladı. Reis Bey, Alafranga bizi bozar. Türküleyemize yetmiyor. Temel'in bu sözünden sonra herkes gülmeye başladı. Vecihi Bey söz istedi. Efendim, bizler orta yolu takip edeceğiz. Cemiyet üyelerimizin çalabildiği her parçayı ister Alafranga ister Alaturka icra edebiliriz. Sorun yok. Bu sözlerden Reis Bey pek hoşlanmışa benzemiyordu herhalde. Reis Bey pek memnun olmadı. Reis Bey durur mu? Vecihi Bey, kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Vecihi Bey, sazenle dediğiniz arkadaşlar nasıl çalar? Hangi disipline çalar? Bunları bilmek gerekmez mi? Reis Bey'in bu söylediklerinden sonra Vecihi Bey konuşmaya başlar. Efendim, musiki lisanın alfabesi notalardır. Notalar ise evrenseldir. Sadece bizim musikimize has bazı notalar vardır ki bunlar oluşmalarına yarar.
Bu makam ve notaları da zannımca halledebiliriz. Vecihi Bey'in bu sözlerinden sonra Reis Bey geriye yaslanıp biraz düşündü. Peki sazendeler kimlerdir? Ne çalıyor bu arkadaşlar? Diye sordu. Vecihi Bey ise elindeki listeyi Reis Bey'e verdi. Reis Bey ise elindeki listeyi alıp sesli bir şekilde okumaya başladı. Listeye baktığında okumaya başladı. Şef ve klarnet Vecihi Bey. Kanun Ali Galip Bey. Kemanlar Sezer Cumhur Bey ve Halim Bey. Kemençeler Kahveci Temel ve Surur Bey. Bağlama Soner Bey. Bağlama Soner Bey. Gitar Neşet Bey. Piyano Cemal Bey. İhsan Bey. İyi de ritim saz gerekmiyor mu? Darbuka, saz falan. Vecihi Bey ise kendinden emin bir şekilde cevap verdi. Efendim, onun da duyurusunu yaparız. İlla ki biri çıkar. Ayrıca istekliler de hanende olacaktır. Reis Bey, müsaade buyurursanız haftada 2 gün çalışalım. Mesela pazartesi ve çarşamba 10 ve 12 arası münasiptir. Vecihi Bey'in bu söylediklerinden sonra Reis Bey çaresiz bir şekilde boynunu büktü ve olur dedi. Koro oluşu için gerekli duyurular yapıldı. İlk çalışma gününde tüm ekip hazır idi. Ama ne şamata. Birisi eline kulağını asıyor, uzun hava söylüyor. Diğer ise dede efendiye laf çakıyor. Diğer ikisi üçü de halay çekiyor. Derken oyundaki hanendeler ve korolar belirlendi. Provalar için yeterli bir şekilde çalışmalar yapıldı. İlk bölümde sanat musikisi eserlerinden repertuar yapıldı. İlk 10 kadar şarkı seçildi. İkinci bölümde ise 7 türkü ve aranjman dediğimiz hafif müzik tarzında 3 parça seçildi. Her şey tamamdı da ritim saz bulunamamıştı. Vecihi Bey ise eline aldığı zilli bir tel ile çalışmaları idare etmeye başladı. Bu kadar farklı sazdan çıkan sesler de çok orijinaldi. İnsanların kulağına çok hoş geliyordu. Hele sanat müziği eserlerinde elektro bağlama ve kemençe sesleri o kadar insanın kulağına tuhaf geliyordu ki insan ister istemez gülesi geliyordu. Bu curcunalı çalışmalar epey bir devam etti. Sonunda bir konser verilmeye karar verildi. Bir ritim sazcı bir türlü bulunamamıştı. Bu durum Reis Bey'e iletildi. Reis Bey bu durumu anladıktan sonra konser ayarlamak için bir yer bulmayı üstlenmişti. Reis Bey Gençlik Parkı'ndaki kültür merkezini ayarlamaya başardı. Ses teknisyenleri, davetiyeler, her şey tamamdı. Ama hala darbukacı yoktu. Koro yaklaştıkça Vecihi Bey Günler yaklaştıkça Vecihi Bey huzursuzlanmaya başladı. Sonunda Reis Bey'i çalışmaları izlemesi için koroya davet etti. Ama Vecihi Bey bu esnada sorunları dile getirmemeye karar verdi. Reis Bey koroyu izlemeye eşiyle geldi ve onunla beraber izlediler. Gerçekten de koro bayağı bir mesafe almıştı. Reis Bey koroyu çok beğendi ve ayakta alkışladı. Reis Bey'in beğenmesinin ardından Vecihi Bey bu durumdan gayet memnun kalmıştı. Vecihi Bey, Reis Bey'in memnun olmasından dolayı tam zamanı diyerekten konuşmaya başladı. Efendim, bu çalışmalarda birliktelik olmazsa birliktelik çalışmalar olmuyor. Ritim ise şarkıların ve türkülerin hızını ayarlar. Biz de bir ritimci bulamadık grubumuzda.
Saatiniz acaba ayarlayabilir mi? Vecihi Bey'in bu sözlerinden sonra Reis Bey ciddilendi. Ne münasebet efendim? TRT'den gelen sazendeler para ister. Biz zaten amatörüz. Sizin aidatlarınızdan başka gelirimiz yoktur ki. Ritim sazı getirmek bizim dışımızdan yakışmaz. Bu grupta da mebusluğundan bugüne kadar her toplantıda sıra çalmakla meşgul olan bir sürü adam var. Verin ellerine birer ritim saz, bakın göreceksiniz nasıl güzel çalacaklar. Reis Bey'in bu cevabını hiç beklemiyorduk. Reis Bey bu arada ayağa kalkıp izleyicilere bir göz gezdirdi. Aha bak, Cevdet Bey ile müzmin muhalifler Ayhan Bey buradalar. Onlardan hala ritimci mi olur? Bu ikisinin mecliste sıra kapaklarını kırmışlıkları bile vardır. Reis Bey'in bu sözlediklerinden sonra sorun bir şekilde halledilmişlik oldu. Başladım. Gerçekten de bu ikisi öyle bir darbuka çalıyordu ki görmeyin gitsin. Hele Ankara havalarını öyle bir çalıyorlardı ki.